Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta çıkan kitabım Yatılı Okuldaki Hazineyi size kısaca tanıtmak, minik bir bölüm okumak istiyorum eğer vaktiniz varsa. İlk önce arka kapak yazısını okuyarak genel fikir sahibi olmanız için bu kısa pasajı sizle paylaşayım. Yatılı okul hayatının dostluk ve dayanışmayla yoğrulmuş, samimi ortamında bir araya gelen üç arkadaş, inanılmaz bir maceraya yelken açıyor. Kütüphanede buldukları dev kitabın içinden çözüm bekleyen tuhaf bir şifre çıkar. Ardından gizli haritayı bulmak için amansız bir çaba başlar. Öfkesiyle kök söktüren nöbetçi öğretmene yakalanmamak için yapılan zekice plan sayesinde takibe devam ederler ama işler her zaman planladıkları gibi gitmez. Hepsi ve daha fazlası bu kitapta. İnanmazsanız okuyun. Şaşıracaksınız. Hem de çok. Evet, şimdi bu kitabımızdan kısa bir bölüm okuyacağım. Eğer dinlerseniz bu yatılı okul maceralarını ve içindeki heyecanları anlatan kitabı size kısaca bu bölümle paylaşayım. Kahramanlarımız kütüphaneyi kilitleyip ek binadan dışarı çıktılar. Biraz ilerideki yurt binasına girip dolaphaneye geçtiler. Etraf kalabalıktı. Birçok öğrenci yat saati gelmeden önce son hazırlıklarını yapma derdindeydi. Normal zamanda öğrenciler bu kadar telaşlı olmazlar. Yat saati ve gece yoklamasına çok dikkat etmezlerdi. Bu akşam Gestapo nöbetçi olduğu için heyecan vardı. Kendisi çok dakik bir öğretmendi. Bu nedenle herkes tam vaktinde yatağında olmazsa nöbetçi öğretmenin hışmına uğramaktan korktuğu için acele ediyordu. Dolaphanedeki öğrencilerden kimi aceleyle pijamasını giyiyor, kimisi tuvaletten ya da diş fırçalamaktan gelip temizlik malzemelerini dolabına yerleştiriyor. Kimisi eşyalarını toparlıyor, bazıları da gevezelik ediyordu. Nöbetçi öğrenci olan Serkan'ın haykırışı duyuldu. Hemen dolaphaneyi boşaltıyoruz. Çabuk olalım arkadaşlar. Dolaphane kilitleniyor. Hadi herkes artık yatakhaneye. Birkaç öğrenci işlerini bitiremedikleri için itiraz edecek oldu. Nöbetçi öğrenci Serkan hiç istifini bozmadan yanıtladı. 5 dakika sonra Gestapo dolaphaneyi kontrol edip sonra da yatakhanede yoklama alacak. İtirazı olanlar derdini ona anlatsın. Gestapo lafını duyan öğrenciler telaşla dolaplarını kilitleyip aceleyle yatakhaneye doğru yöneldiler. Nöbetçi öğrenci Serkan diğer öğrencileri korkutmanın keyfiyle gevrek gevrek güldü. Biraz sonra dolaphane kilitlenmiş ve koridorlar boşaltılmıştı. Herkes yatakhanedeki odalarına çekilip yataklarına uzanmış, gece yoklamasının alınmasını bekliyordu. Tuvaletten geç çıkan birkaç öğrencinin yatağına ulaşma telaşı haricinde çevrede başka hiçbir ses yoktu. Yurt binasının alt katındaki nöbetçi öğretmen odasından tam vaktinde çıkan Gestapo'nun ağır ağır yürüyen ve yere sertçe basan ayak sesleri gecenin sessizliği içinde koridorda hafifçe yankılanmaya başlamıştı. Gestapo'ya eşlik eden nöbetçi öğrenci Serkan, telaşlı ve tedirgin bir tavırla heyecan içinde gerekli açıklamaları yapıyordu. Gestapo ise onay anlamında hafifçe başını sallayarak dinlediğini belli ediyordu. Hocam, akşam etüdümüz son derece düzenli ve sessizlik içinde geçmiştir. İkinci sınıflardan Ahmet, mazereti nedeniyle etüde yarım saat geç kaldı. Kendisi gerekçesi ve evci kağıdını size arz etmişler. Gestapo kalın ve tok sesiyle ağır ağır konuştu. Ahmet miydi kendini kurnaz zanneden o çocuğun adı? Onun ayrıntılı ifadesini yarın sabah alacağım. Dolaphane vaktinde kapandı mı? Evet hocam. Hatta her ihtimale karşı 2 dakika da erken kapattım dolaphaneyi. Işıklar söndü, koridor boşaltıldı, tuvaletler kontrol edildi. Gestapo sakin bir tavırla nöbetçi öğrenci Serkan'ı dolaphaneyi 2 dakika erken kapattığı için uyardı.
Erken de kapanmayacak, geç de. Tam vaktinde yapılacak her şey. Bir daha olmasın. Ben disiplini severim. Her şey bir düzen içinde ve dakik olarak yapılmalıdır. Bilmem anlatabildim mi? Nöbetçi öğrenci Serkan, bir yanlış yapmış olmanın Gestapo'nun hışmını üzerine çekme korkusu nedeniyle kekeleyerek cevapladı. Evet hocam, çok iyi anladım. Bir daha olmayacak, özür dilerim. Gestapo ve nöbetçi öğrenci Serkan merdivenleri çıkmışlar, yatakhanenin uzun koridoruna ulaşmışlardı. Gestapo ellerini arkadan bağlamış halde bir süre durdu. Koridor boyunca sıralanmış odalara doğru bakarak birkaç dakika kıpırdamadan sessizce bekledi. Koridordaki floresan lambalar yanıyordu. Tüm odalardaki ışıklar ise sönmüştü. Gestapo koridorun solundaki ilk odaya girdi. Odanın lambasını açtı. Yatakları tek tek inceleyerek herkesin yatağında olduğunu gördü. İçeride çıt çıkmıyordu. Öğrencilerin bir kısmı uyuyor, bir kısmı da uyuyormuş taklidi yapıyordu. Başka bir nöbetçi öğretmen olsa birçok öğrenci yat yoklaması esnasında hocalarıyla şakalaşırdı. Kimisi iyi geceler diler, kimisi de çekinmeden kulaklıkla radyo dinlediğini gizlemezdi. Hatta koridorda dolaşan öğrencileri odalarına sokmak, tuvalette oyalanan çocukları yataklarına yatırmak için birçok nöbetçi öğretmen epeyce uğraşırdı. Ancak Gestapo'nun nöbetinde bunların hiçbiri olmazdı elbette. Gestapo'nun kontrolü bittiğinde odanın ışığını söndürüp kapıyı kapattı. Nöbetçi öğrenci Serkan'a hitaben konuştu. Diğer odaların kontrolünü sen yap, yoklamalarını al. Ben burada seni bekliyorum. Serkan saygıyla başını sallayarak konuştu. Elbette hocam, hemen gidiyorum. Nöbetçi öğrenci Serkan hızlı adımlarla koridordaki 15 odayı tek tek kontrol için yürürken kendi kendine mırıldandı. Yahu bizim nöbetimiz de gele gele Gestapo'nun nöbetçi öğretmen olduğu vakte denk geldi. Bir pot kırmadan şu nöbeti bir tamamlasaydım başka da bir şey istemezdim. Serkan odaları kontrol etmeye başladı. Herhangi bir eksik ya da sıkıntı gözükmüyordu. Nöbetçi öğrenci odaları dolaşırken Gestapo koridorun başındaki pencerenin önünde durmuş bahçeyi izliyordu. Nöbetçi öğrenci Serkan son odayı kontrol ediyordu. Yatağında yatmakta olan Serkan'ın yakın arkadaşı Yüksel, Gestapo tarafından duyulmamak için fısıltıyla laf attı. Nöbet nasıl gidiyor Serkan? Gestapo ile nöbetçilik yapmak nasıl, zevkli mi? Serkan hafif bir tonda konuşmaya gayret ederek arkadaşına kızdı. Yahu bırak Allah'ını seversen Yüksel. Gestapo'ya karşı yanlışlıkla bir farso yapacağım diye tırsıyorum zaten. Bir de sana mı laf anlatayım? Nöbetçi öğrenci Serkan yoklamayı tamamlamıştı. Son adımda ışığını söndürüp hızlı adımlarla pencereden dışarıyı seyreden Gestapo'nun yanına gitti. Yoklama kağıdını nöbetçi öğretmene saygıyla uzattı. Yoklamamız tam duracağım. Herhangi bir vukuatımız yoktur. Gestapo dışarıdaki karanlığı seyretmeye devam ediyordu. Serkan'ın uzattığı kağıdı bakmadan aldı ve ceketinin cebine koydu. Tamam oğlum, sen git yat artık. İyi geceler hocam. Serkan kendi odasına gitti. Levent'le aynı odada kalıyordu. Işığı açmadan terliklerini çıkarıp üst ranzaya çıkıp uzandı. Levent oda arkadaşı Serkan'a doğru fısıldayarak sordu. Hadi Gestapo ile bu nöbet macerasını kazasız belasız atlattın. Böyle bir gerilim yaşayarak ileride çocuklarını anlatacak bir anı kazandın en azından. Gözün aydın Serkancığım. Ne yaptı şimdi? Gestapo odasına gitti mi? Serkan yorgun bir tonda cevapladı. Yok, odasına gitmedi daha. Koridorda dikilmiş pencereden dışarıya bakıyor yarım saattir. Böyle durduğuna göre Gestapo'nun bu gece uykusu yok herhalde. Serkan'ın verdiği bu bilgi Levent'i çok tedirgin etmişti. Saat 11 olmuştu. Öğrencilerin çoğu uyumuştu ama Gestapo koridorda bekliyordu. Sır Kardeşliği Kulübü'ndeki arkadaşlarıyla gece yarısında koridorda buluşmak için sözleşmişlerdi. Levent'in yüreğine yavaş yavaş bir korku düştü. Bunu başarıp başaramayacağı konusunda ciddi endişeler yaşıyordu. Eğer Gestapo'ya yakalanırlarsa olacakları hayal etmek bile istemiyordu. Bu gerilimli maceranın sonunda onları nasıl bir final hazırladığını çok merak ediyordu. Evet, kitabımızdan kısa bir bölüm okuduk. İlgilenen arkadaşları bu ilginç ve herkese hitap edecek tarzdaki kitabımı tamamını okumaya davet ediyorum. Herkese çok selam ediyorum. İyi akşamlar.